Başkanı Bahadır Kale Ağası. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hemen ilk sorumla başlayayım. Şimdi Türkiye'nin 7 maddelik bu mutabakat metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitmeden önce bir Avrupa Birliği vurgusu yaptı. Yani siz Avrupa Birliği'nde bizim önümüzü açın, biz de İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açalım dedi. 7 maddelik mutabakat metninde de bir Avrupa Birliği vurgusu var. Peki arka planında ne var? Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri az önce Abdullah Bey de söyledi. Yani %80'i batıdan geliyor aslında Türkiye'deki portföy yatırımlarının. Bir durum tespiti yapsak şöyle, sonrasında da bu hedef için Avrupa'nın beklentisi, Türkiye'den beklentisi ne? Türkiye ne yapmalıya? İkinci turda geçelim. Buyurun. Evet, çok haklısınız. Gerçekten yani önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira Türkiye son zamanlarda hem batıdan kopar gibi oldu, koptu. Yani tabii NATO'dan ayrılmadı ama genel olarak batı içindeki konumu zayıfladı. Ve her zaman olduğu gibi, yani tarihin laboratuvarının her testinin sonucunda olduğu gibi batı içinde zayıflayan bir Türkiye dünyada zayıfladı. Dünyada zayıflayan bir Türkiye batıda zayıfladı. Bunun iz düşümlerini her yerde görmek mümkün. Diplomaside temel meselelerimizde görmek mümkün. Göç konuları, güvenlik konuları, işte Kıbrıs meselesi, birçok konuda batı dünyasında temel değerler üzerinde, yani insan hakları, hukuk devleti, özgürlükler toplumu, iyi bir ekonomi yönetişimi, sosyal kalkınma ülkeleri, cinsiyet eşitliğinden tutun işte yeşil dönüşüme kadar, şey, doğayla uyumlu bir sanayileşme ve tarımın teknolojiye gitmesinden işte uzay programlarına kadar götürebilirsiniz bunu. Geniş bir yelpazede ülkenin nerede olduğu tabii önemli ama nereye gittiği eğilimleri her zaman çok önem kazanmıştır. Bütün bunlarda Türkiye'nin bocaladığı bir dönem geçirip bunun birçok nedeni var. Şimdi tabii önümüze baktığımız zaman bu NATO zirvesi vesilesiyle de yani Türkiye'nin bir takım açıklamaları var. Şimdi ekonomik olarak zaten evet, Abdullah Bey de çok güzel anlattı daha önceki konuşmacı da, yani gerçekten her şeyden önce burada Türkiye açısından bir küresel rekabet gücü meselesiyle karşı karşıyayız. Diplomasiden ekonomiye veya işte toplumsal kalkınmanın dünyadan alması gereken katkıya değere kadar. Portföy yatırımları, doğrudan yabancı yatırımlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin en iyi olduğu dönemde 2003-2007'ye kadar o çerçevede Türkiye hızla Kopenhag demokratik kriterlerine uyan, Maastricht kriterlerine birçok açıdan uyan bir ülkeydi. Merkez Bankası bağımsızlığı, bütçe açığı, kamu borcu, işte anti enflasyonist bir faiz politikası, bütün bunlarla Türkiye ileriye giden, Avrupa'da da saygın bir ekonomi olma yolunda giden bir ülkeydi. Mevzuat uyumu Avrupa Birliği ile birçok alanda, kamu ihaleleri örneğin o dönem yine bunun içindeydi. Yani bu o dönemlerde Türkiye'nin dünyadan çektiği para, yani dünyada dolaşan uluslararası sermayeden doğrudan yatırım olarak, yani ülkeye yatırım olarak, teknolojisiyle, istihdamıyla, marka değeriyle yatırım olarak çektiği para bir anda yükselmişti. 5-10 milyar dolarlardan 30 milyara doğru gidiyordu. Ondan sonra tekrardan işte bir takım krizler yaşandı. Bir kısmının sorumlusu %100 Türkiye, bir kısmının sorumlusu %100 Avrupa Birliği, bir kısmı da ortak. Şimdi bugün, yani bugün buradan evet daha ileriye gidebiliriz ama durum tespiti bu. Küresel ortam Türkiye'yi zorluyor, dünyayı zorluyor aslında ama Türkiye'yi de zorluyor. Çin, Hindistan, büyük teknoloji devrimi, yapay zeka çağına giriyoruz, birçok şey değişecek. Rusya Ukrayna'yı haksız ve de canice işgali, bütün bu konular gerçekten Türkiye'yi çok fena halde zorluyor. Toplumun dokusu açısından da zorluyor. Dünyadaki diğer ülkelere göre bunu belki bazı açılardan daha şiddetli yaşıyoruz. Bir şekilde aşmamız gerek. İşte öyle bir ortamda gerçekleşti durum bu. Peki şimdi bu vurgu ya da ilişkilerin yeniden canlandırılması, müzakerelerin başlaması gibi bir ihtimal var mı? Bu gerçekçi bir beklenti mi olur? Gerçekçi bir bakış açısı mı olur? Buna cevabınız eğer kısa vadede hayırsa, Türkiye'den beklentiler nedir? Ne yapması gerekir Türkiye'nin? Tarihin akışında fotoğrafa baktığımız zaman belli bir şey görüyoruz. Bu fotoğrafa baktığımızda hayır, sorunuzun yanıtı mutlak bir hayır. Zaten Türkiye'nin önünü açacak diyor. Fakat tarih nasıl akar, film nasıl döner, Türkiye nereden nereye gidebilir bunu bilmiyoruz. Fakat Avrupa Birliği ile ilişkiler, milli menfaat meselesi, önünü ne kadar açarsak o kadar
hem ekonomimiz ve toplumsal kalkınmamız için yararlı olur, hem de dünya ile olan ilişkilerimiz için iyi olur. Yani Türkiye hem batılı bir ülke hem bir Avrasya açılım merkezi olarak giderse. Şimdi bu böyle. Dolayısıyla bunun gereğini yapmak Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak Türkiye'nin kendi iç kalkınması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli. Bunu da kabul ettiğiniz andan itibaren yapılması gerekenlerin ne olduğu belli. 20. yüzyılın sonlarında Türkiye bunu başarmaya başladı. 1990'larda 20. yüzyılın başında, 21. yüzyılın başında gayet ileri gitti. Bugün 21. yüzyılın ikinci yarısına doğru gidiyorken tabii ki değişen dinamikler var. Yani yeni bir algoritma gerekiyor ama temel konular değişmedi. Bunların da ne olduğunu Ankara'da biliyor, Brüksel'de biliyor, Stockholm'da biliyor, Washington'da biliyor. İşte diğer başkentler de biliyor, Abu Dhabi'de biliyor, Riyad'da biliyor, Pekin'de biliyor. Oradaki siyaset ve oradaki en önemlisi ekonomik aktörler de biliyor. Ve dünyadaki ekonomik aktörler açısından da şimdi önemli bir filtreyle karşı karşıya Türkiye ne yapması gerek? Her şeyden önce Kopenhag demokratik ve demokrasi kriterlerine tekrardan geri dönmesi gerekiyor. Kendisi için, kendi vatandaşları için, kendisinin dünyada güçlenmesi için. Özgürlükler, düşünce suçundan dolayı hapiste insanların olmaması, Türk Ceza Kanunu, teröre gri alan yaratan düşünce suçuyla terör suçu arasında terör suçu arasında bir gri alan yaratan düzenlemelerin çıkması gerekiyor mevzuatımızdan. Uygulamalarda aynı şekilde bütün bunlar olması Türkiye'yi daha güçlendirecek. Terörle mücadele açısından da güçlendirecek gelişmeler. Kaldı ki vize serbestliği için de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapacağım deyip henüz yapmadığı konular. Bakın yapmadığı konular. Yani Türkiye her konuda üzerine düşeni yapmadı. Üzerine düşen de yanlış bir tabir. Kendi çıkarı ulusal menfaati için gerekli olanı yapmadı. Dolayısıyla bir demokrasi atılımını başlatmak gerek. İkincisi Kopenhag kriterlerinin ekonomik tarafı ve hatta bunun da uzantısı olan Maastricht kriterleri. İyi ekonomi yönetimi, iyi ekonomi yönetişimi. Yani Merkez Bankası'nın tekrardan bağımsız hale gelmesi, Türkiye'nin işte makroekonomik dengelerinin cari açık açısından daha iyi yönetilebilir, güven verir, öngörülebilir hale gelmesi, faiz politikası bunun sadece bir aracı, yani tek başına bir tılsımlı değnek değil. Yanlış yaptığınız zaman faiz politikasına makroekonomik dengeleri bozarsınız ama bozduktan sonra onu toparlamak, tekrardan faiz politikasını düzeltmekle mümkün olmuyor maalesef. Enflasyon şişeden çıkmış oluyor ve tehlikeli bir cin. Diğer bir konu tabii ki işte bütçe disiplini, kamu borçlarının yönetimi gibi diğer konularda da çok Türkiye'nin ciddi olması gerekiyor. Üçüncü bir konu yapısal reformlar. Yapısal reformlar adı üstünde, yani başladığı zaman yapısal konular olduğu için ve ülkede önemli dönüşümlere yol açacağı için etkileri orta vadede ortaya çıkar. Fakat başlatmak bile doğrudan ekonomiyi ve ilişkileri ve Avrupa Birliği ile müzakere gücümüzü ve dünyadaki konumumuzu olumlu etkiler. Yani sadece Avrupa Birliği değil, Körfez ülkeleriyle de, Uzak Doğu ülkeleriyle de, onların da doğrudan yatırımcılarıyla, onların da portföy yatırımcıları, onlarla olan siyasi diplomatik ilişkilerimize de bize bir güç kazandırır. Burada da yapısal reformların tabii ki yani toplumsal kutuplaşmaları aşacak genel bir uzlaşma arayışı içinde, toplumla danışma ve toplumla uzlaşma içinde kapsayıcı bir şekilde başlaması gerekiyor. Çünkü çok önemli konular. Anayasa reformu, eğitim reformu, yargı reformu, iş piyasaları, finansal piyasalar, işte vergi, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konular. Başka bir konu gümrük birliği. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliği şu an önemli bir sıkıntı içinde. Çünkü 90'larda ortaya çıkmış bir anlaşmadır. Yani o dönemde Dünya Ticaret Örgütü henüz devreye girmemişti. İnternet çağı, işte dijital çağ başlamamıştı. Teknolojiler vardı ama ekonomiyi, demokrasiyi, toplumu o dönüştürücü etkisi başlamamıştı. İşte Çin yoktu, Hindistan yoktu küresel aktörler olarak. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, filtresi yoktu. Devletlerden, şirketlerin ve kurumların ve de günlük hayatta vatandaş olarak hepimizin varoluşuna ve hayatımızı yönetimine kadar ki olan tüm o konularda sürdürülebilir kalkınma konusu yoktu. Bugün başka bir çağdayız. Avrupa Birliği dünyanın geri kalanıyla en çok anlaşması olan taraf. ABD ile Avrupa Birliği arasında bir transatlantik işbirliği var giderek derinleşen ve de küresel ortama damgasını daha da fazla vuracağını düşündüğümüz, tabii Donald Trump bir daha seçilmezse bunu, o ayrı bir soru işareti. Ama öyle olsa bile mevcut birikim çok önemli. Böyle bir ortamda Türkiye'nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ni yenilemesi gerekiyor. İşin içinde sanayi ürünleri zaten var ama tarım,
hizmetler, kamu ihaleleri konusu, itilafların çözümü konuları girmeli. Ama daha da önemlisi Avrupa dijital ekonomisiyle ilgili tüm mevzuat girmeli. Teknolojiyle ilgili konular girmeli, yeşil dönüşüm girmeli, sosyal politika girmeli, iş yeri güvenliği, iş yerinde eşitlik konuları, sosyal haklar, tüm bu konuları da içerecek kapsamlı bir ekonomik anlaşmaya ihtiyacımız var. Peki buna niye ihtiyacımız var da tam üyelik yerine bunu konuşuruz? Çünkü tam üyelik konusunda, yani bugünkü fotoğrafa geri dönersek, yani filmden fotoğrafa, imkansız. Ne Avrupa Birliği hazır, ne Türkiye hazır. Hazır hale getirecek yolu taşlarına döşemek gerekiyor. Bu arada da şunu görmek gerekiyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne hazır hale gelecek, size gelir. Yani inşallah gelir, yani umarız gelir, dileriz gelir. Hepimiz çalışmalıyız ki gelsin. Ama hangi Avrupa Birliği'ne? Avrupa Birliği'nin geleceği de şu an tekrardan şekillendiği, kurgulandığı bir süreç içinde. Avrupa Birliği de mevcut siyasi yapısıyla 21. yüzyılı taşıyamayacak. Bu ortaya çıktı. Koskoca bir kıta var. İşte Macron Avrupa siyasi topluluğu girişini başlattı. Tüm ülkeler içinde. Avrupa Birliği ülkeleri, ki onlar da iki grup, Euro bölgesine dahil olanlar ve olmayanlar. Ayrıca kalkınmış ülke olup AB üyesi olmayanlar var. İngiltere var, Birleşik Krallık, Norveç var, İsviçre var, İzlanda. Türkiye var, eskiden beri aday olan Batı Balkanlar, bunlar henüz aday ülke konumundalar, üye olmak istiyorlar. Sırbistan, Arnavutluk, işte Bosna, Karadeniz ülkeleri var, Moldova, Ukrayna, Gürcistan. Belki bir gün kendi iç dönüşümlerini hızlandırırlarsa daha demokrasi açısından, toplumsal kalkım açısından, Azerbaycan, Ermenistan, yani teorik olarak. Şimdi yani Hazar'dan Atlantik'e uzanan bir genel kıtasal bir Avrupa vizyonu var. Bunun içinde Avrupa Birliği de farklı üyelik çemberleri, eksenleri, esneklikleri geliştirebilir. Geliştirirse o zaman Türkiye bakar o güne göre neye ihtiyacı olduğuna. Ama bugünden o güne tam üyelik sürecini hemen canlandıramasa bile bazı konularda milli menfaatler ve küresel rekabet koşulları çerçevesinde hızla ilerleyebilir. Ve tam üyelik sürecinden vazgeçmeden kendisi için özel, sırf kendisine has bir statü müzakeresi girdabına düşmeden yapabilmeli bunu da. Bu da mümkün. Yeter ki en önemlisi siyasi irade olsun, bunun gereği yapılsın ve ülkedeki mevcut toplumsal, toplumun bu derin kutupsallaşması, yani başkanlık seçimleri genelde bunu getirirler, birçok başka ülkede de oluyor, bunu aşabilecek köprüler oluşturulsun ve de tabii yeter ki ilk adım demokrasi, özgürlükler ve hukuk devletiyle atılsın. Bahadır Kalası, çok teşekkür ediyoruz.